Konya'da bir hafızlık yarışması yapıldı değil mi? Uluslararası hafızlık yarışması. Bu ülkede hemen hemen her şehirde, her ilçede bir sürü Kur'an kurslarımız var. Orada hafızlık yapan çocuklar var. Allah'ım sayılarını arttırsın. Onlar Kur'an bülbülleridir. Kur'an'ı kafalarına, beyinlerine yazandır onlar. Hafızlık. Benim için dünyadaki en büyük tirt. Yok profesörmüş, yok bilmem doktormuş, oymuş, buymuş, şuymuş. Hepsi güzel tirtler. Sıkıntı yok. Ama bütün tirtler musalla taşında biter. İstersen ordinaryüs profesör ol. Musalla taşına geldiğin zaman er kişi niyetine kılınır namazın. Ama musallada tirti bitmeyen, ünvanı sona ermeyen sadece hafızlıktır arkadaşlar. Hatırlayın Bedir Savaşı'nda şehitler defnedilirken hani okuma yazma bilen, hafızlık konusunda ezberinde olan kişiler en öne koyulurdu mezarda. Orada bile ayrımcılık yapılırdı. Onun için arkadaşlar hafızlık bu coğrafyanın olmazsa olmazıdır. Ve Konya'da da uluslararası hafızlık programı yapılıyor. Bir görsellerini görebilir miyiz arkadaşlar? Şu organizasyon. Uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Konya'da başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden hafızlar geldi ve Konya. Konya ev sahipliği yaptı buna. Sevilay Yılman da diyor ki AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi hafızlık yarışması düzenlemiş ve bu yarışma içinde 1 milyon 575 bin lira para harcamış. Vatandaşın evine bırakın eti, sütü, yoğurtu, ekmeği bile zar zor götürebildiği bir süreçte böyle bir yarışma için böyle büyük bir bütçenin ayrılmasına gerçekten ayrı anlaşılır değil. Sakın yanlış anlaşılmasın dediğim. Asla bu yarışmanın ne gereği alan var ya. Şu kafaya, şu dile o kadar hastayım ki. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani ben sadece şunu merak ediyorum. Hocam caiz midir, değil midir? Ulan Sevilay Yılman. Eğer kalkıp da İzmir'de 30-40 milyon harcanan Tarkan konserine laf söyleyip de sonra da buna laf söylesen diyeceğim ki ulan bu kadın var ya baya bir hani samimi. Ama İzmir'deki Tarkan konserini görmeyip de hafızlar için bir de 1,5 milyonluk bir organizasyon yapılmış. 1,5 milyon böyle uluslararası bir organizasyon için çok para değil. Evet bizim için çok paradır. 8-10 bin lirayla 20 bin lirayla hayatını geçirenler için bizim için çok ciddi bir rakamdır. Ama bugün ülkede 2019-2020 model bir arabanın fiyatı 1,5 milyon. Sen oturduğun mahallede altında 4 milyon olan araba olan elemana şunu diyor musun? Ya bu ülkede insanlar aç ya, şuna 4 milyon niye veriyorsun? Bu 4 milyonla kaç kişi doyar diyor musun? İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrolarda yatıp kalkan, gemilerde takla atan, çimlere yuvarlanan adamlara performans sanatçısı diye 400 milyar para ödendi. 400 bin lira. Bu Sevilay Yılman tek kelime söyledi mi? Yok. Ama söz konusu İslam olunca, söz konusu Kur'an olunca, söz konusu Müslümanlar olunca, hafızlar olunca, ulan size ne batıyor ya? He? Ne batıyor size? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılmış da neden 5 yıldızlı otellerde, lüks otellerde konaklıyormuş da 2-3 tamam Diyanet İşleri Başkanlığı bundan sonra bir organizasyon yapacağınız zaman Sevilay Yılman hanımefendiyi arayın. Sevilay Hanım biz gelen misafirlerimizi kaç yıldızlı otellerde konaklatalım? Onlara nasıl yemek verelim? Veyahut da onlara ya biraz haddinizi bilin ya. Biraz haddinizi bilin. Hani süslü kelimeleri bir araya getirip bir cümle kuruyorsunuz. Sonrasında da ekliyorsunuz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani ben öyle hafızlık şu bu falan onlar hiçbir şey demiyorum. Nur Serter de öyle diyordu. Nur Serter de ikna odalarına doldurduğu kızları orada kameralarla kayıt altına alıp sorgu odasında masanın karşısında oturup sorguya çekiyordu. Ve onlara zorla bir şekilde o sözleşme imzalatmaya çalışıyordu. Şimdi bilmem ne diyorlardı ona. Söz tutanağı mı ne bir şey diyorlardı ona. Onu imzalatmanın derdindeydi başımı açacağım diye. Ondan sonra da Nur Serter çıkıyordu kameraların karşısında. Hayır. Biz kız çocuklarımızla beraber oturuyoruz. Kesinlikle bir baskı, bir böyle mobbing falan söz konusu değildir. Bunu derken kapıda var 200 tane çevik kuvvet polisi. Gözümüzün içine baka baka bizi ayakta uyutmaya çalışıyorlar. Şimdi aynısını bu Sevilay Yılmanlar yapıyorlar. Sen ya arkadaş kalktın mı? İşte ya hadi yarışmacılara ödül mahiyetinde ikramlarda bulundunuz. En güzel okuyan hafıza 75 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye 50 bin lira. Bence çok az verilmiş bunlara. Bence
bence bu çocuklara çok az verilmiş. Dünyada en iyi Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasında birinci olan adama 200-300 bin lira para verilmesi lazım. Kur'an okuyor, Kur'an bu çocuk. Neyin peşindesin? Jürilere niye para verildi? 15'er bin lira. Bir gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin ayrıntılarını aktardı. Hafızlık yarışmasını izlemeye gelenler arasında Diyanet İşleri Başkanı da varmış. Ona soruyormuş. Diyanet İşleri Başkanımız, bu sizce caiz midir, helal midir, o mudur, bu mudur? Çok da hassastır ha bu Sevilay Yılman tarzı hatunlar, çok hassastılar. Bu caiz mi? Mesela bir konuda eğer o fetva alamamışlarsa, hani bu caizdir denmemişse adım atmaz bunlar. Ulan terbiyesizsiniz ya. Vallahi terbiyesizsiniz. Çok ciddi söylüyorum. Bu terbiyesizlik de kişilik anlamında söylemiyorum onu. Fikri anlamda söylüyorum onu. Fikriniz terbiyesiz. Aklınız terbiyesiz. Dilinizden dökülen kelimeler terbiyesiz sizin. Ondan sonra gidiyor da bir de bizi şeye veriyorlar. Mahkemeye veriyorlar bizi. Abdurrahman Uzun bana canlı yayında terbiyesiz dedi. Ben tanımam Sevilay Yılman mıdır nedir? Tanımam onları. Onun için terbiyeli midir değil midir? O konuda hüküm verecek de değilim. Ama fikirleriniz problemli, terbiyesiz. Fikirleriniz. Önümüzdeki sene ben bütün illerin belediye başkanlarına sesleniyorum. Önümüzdeki yıl her ilin belediye başkanı kendi ilinde hafızlık merasimleri organize etsin. Bu ülkede gençlerimizin, evlatlarımızın nasıl böyle harıl harıl hafız olarak yetiştiklerini bütün dünya görsün. Burası Anadolu. Burası Kur'an'la yoğrulmuş topraklar. Sıkışınca baba biz de Müslümanız. İşte benim de babaannem namaz kılardı. Çok hem de acayip böyle bir tespih çekerdi, böyle çat 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 çat. Kur'an-ı Kerim'de babaannesi namaz kılıyor diye cennet vaat edilen kimse yok. Yalandan kimse kimseyi kandırmasın. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim zerre miskalde sevap işlerse onun karşılığını alacak. Ayet şöyle değil. Kimin babaannesi zerre miskal sevap işlerse onu torunlarına da dağıtılacak. Bunlar herhalde cenneti miras gibi bir şey zannediyor. Babaannem kılınca bana da yazıyor. Öyle düşünüyorlar herhalde. Allah'ım ya Rabbim.